Merhabalar Fatma Hanım'la Anne Yemeklerine hoş geldiniz. Bugün güzel bir sebze çorbası tarifi paylaşmak istiyorum. Malzemelerim burada böyle şu boyda iki tane pırasam var. Birazını doğradım. Bunları da doğrayacağım. Bir kuru soğanım var, bir patatesim, bir havucum ve böyle salata yaparım ya da işte çorba yaparım diye ayırdığım karnabaharımla brokolim var. Böyle hemen şöyle şöyle bak iki tane. Aynı şekilde bu da böyle iki taneydi. Doğruyorum bunları da biraz sonra. Ve bir diş sarımsağım var. Bir su bardağı kadar et suyum var. Lezzet vermesi için. Bir yemek kaşığı karışık salça kullanacağım. Bir yemek kaşığı buradan unumu alıyorum. Şöyle biraz koyuluk kıvam versin diye. Bir yemek kaşığı kadar. Burada iki yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Ve ısındı. Unumu biraz kavuruyorum. Evet, unumu biraz kavurdum ve kokusu biraz gittikten sonra buraya doğradığım kuru soğanım, pırasam, havucum şöyle bir atıyorum. Önce bunları biraz böyle kavuracağım. Evet, şöyle biraz bunları kavurduktan sonra buraya doğradığım brokoli, patates, karnabaharlarımı da ilave ettim. Bekleyişe doğradım böyle. Yani şöyle. Ve 2 dakikada bunları böyle kavurduktan sonra hatta dolaba koyduğum, buzluğa koyduğum kereviz sapları var şöyle. Vitamin, lezzet versin diye onlardan da birkaç dal atıyorum içine. Kerevizin kendisi varsa onu doğrayabilirsiniz. Ve karışık şöyle tost yapacağım belki için ama yemek kaşığı kadar domates ve biber salçamı da ekledim. Bunu da şöyle biraz kavurduktan sonra et suyumu ilave ediyorum. Ve biraz böyle durduktan sonra içine bir çay kaşığından az karabiber, toz biber ve kekik ilave edip suyunu ilave ediyorum. Katmam gereken baharatları kattım ve şöyle yeterince tuzumu ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar. Tuz oranını herkes kendi ayarlasın. Ve şöyle bir alt üst ettikten sonra yaklaşık burada 1 litre kadar tuzum var. Onu ilave ediyorum şöyle. Bu et suyu eriyecek. Onu da düşünerek. 1 litre su 5 su bardağına dek geliyor. Bir su bardağı da bu var. Et suyum. Şu ana kadar 6 su bardağı kadar su döktüm. Ve şöyle biraz kaynayacak. Bunların hepsi piştikten sonra kapağını kapatıyoruz. Kaynayınca kısık ateşte bunlar piştikten sonra blenderdan geçiriyoruz. Eğer çok koyu olursa yanımızda sıcak su bulunduralım. Ondan ilave ediyoruz. Evet, bütün sebzelerimizi blenderdan geçirdim ve gayet güzel kıvam bu. Eğer biraz koyu derseniz bir su bardağı kadar ilave edebilirsiniz. Ama bence böyle güzel, yeterli. Üstüne renk yağ yakmaya gerek yok. Yanında limonla ikram edebilirsiniz. Ve çorbamız servise hazır. Evet, çorbamızı servis ediyoruz güzelce. Yanında dediğim gibi limonla ikram edebilir ve üzerine kuru nane sepeleyebilirsiniz. Yağ yakabilirsiniz. Ama hiçbirine gerek yok çünkü her şey içinde var. Baştan gördüğünüz kattık. Evet, çorbamız hazır. Evet, şöyle kuru naneyi sepeledim üzerine ve çorbamız yenmeye hazır. Allah'ım bereket, huzur versin. Şifa olsun inşallah. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, güzel yorumlar, beğeniler yapmayı unutmayın.